Suriye milli ordusu mu diyoruz? Artık bütün bunların hepsini biraz terimleri de çok yanlış kullanan bir medyadan söz ediyoruz. Bu nedenle Ömer Ödemiş'in burada bulunması son derece önemli. Çünkü milli ordu diye bir şey var mı? ÖSO'dan bahsediyoruz aslında değil mi? Evet, evet. Suriye ordusu. Milli ordusunun Suriye devletiyle hiçbir alakası yok. Hiç alakası yok. ÖSO içerisinde, ÖSO dediğimiz yapı, yani Özgür Suriye Ordusu deşifre olunca yerine yeni bir yapı kurdular. Değişik çetelerin içinde yer aldığı yapının adına da Milli Suriye Ordusu dediler. İçinde Fatih Sultan Mehmet taburu var, Ararı Şam var, işte vesaire gibi bir sürü küçüklü büyüklü gruplar oluştu. Bu Suriye İç Savaşı'nın dan kaynaklı olarak bunların hepsini de bir çatı altında topladılar ki bu toplamada AKP'nin emeği çok fazladır. Bunun adına da Milli Suriye Ordusu derdi. Suriye devletiyle, millilikle, çünkü içinde çok fazla yabancı da var. Yani millilikle bir alakası olmayan bir ordu. Şimdi bir de bunu açıklayalım öncelikle. İki, HTŞ. HTŞ diye bir örgüt yok. Yani HTŞ, HTŞ diyoruz. Neredeyse HTŞ'yi masum, siyasi bir muhalif yapılanmaymış gibi ve Suriye'ye ait bir yapılanmaymış gibi ifade ediyoruz. HTŞ denilen yapı ağırlığını Nusra cephesinin oluşturduğu ki Nusra El-Kaide'ye biat etmiş bir örgüttür. El-Kaideci bir örgüttür. İçerisinde Nurettin Zengi Hareketi'nin, Şam Fethi Hareketi'nin, Ahrar-ı Şam gruplarından ayrılan bazı küçük grupların oluşturduğu ve İdlib'e girer iken 2017 yılında Nusra cephesi Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü kabul edildiği için yine o işi organize eden istihbarat teşkilatları tarafından oluşturulmuş bir isim. Bir çatı ismi. Heyeti Tahrir-i Şam. Yani Şam, Kurtuluş Hareketi diye bir şey oluşturdular. Ve işte kollarına mavi kurdeleler taktılar ve İdlib'e girdiler. IŞİD de var bunun içinde. IŞİD yok. IŞİD El-Kaide'ye biat etmeyen bir örgütlenme. Yani yine radikal İslamcı bir örgütlenmedir. IŞİD bunlardan ayrı bir örgütlenme. Cephetül Nusra'dır bu. Nusra cephesidir adı. Suriye'nin El-Kaide'nin Suriye kolu olarak kuruldu ve Şam'da çok etkin de bir zamanlar. Yani çok ciddi eylemler yaptı, ciddi saldırılar yaptı, ciddi katliamlar yaptı. Özellikle asker katliamları çok fazlaydı. Cephe-i Nusra'nın intihar eylemleri yaptı. Bunlar da biat esastır. Yani katılımcıların da biat esastır. İntihar eylemlerine çok fazla insan gönderirler. Ve bunlar ciddi bir katliamcı yapılanmadır. Yani Levent kurdular zaten şeyde İdlib'de hilafet kurdular. Orayı Levent diye açıkladılar. Orada işte kadınların başlarını kapattılar. Eğitim sistemini değiştirdiler. Kur'an'a bağladılar. Tüm Kur'an'ın tüm uygulamalarını şeriat olarak işte sosyal yaşama taşıdılar. İdlib'de yaptılar bunu. Şimdi o grup oradan çıktı ve Halep'e geçti. Geçerken de normal geçmedi aslında. Burada sıkıntı. Bunlar tanklarla geçtiler, zırhlı araçlarla geçtiler. Son derece modern cihazlarla geçtiler. Dronlarla geçtiler. Şimdi İdlib'in... ABD biz bu işin arkasında yokuz diye bir açıklama yaptı. Üç tarafı çevrilmiş durumda. Yani İdlib çevrilmiş durumda. Ve İdlib'de Astana Anlaşması çerçevesinde bir çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu. 13 tane Türkiye gözlem noktası kurdu ve Astana Anlaşması çerçevesinde de her birine 100 tane asker koyacaktı ki biner tane koydu. 13 bine yakın askeri var Türkiye'nin orada. Ve ben dedi buradan geçişleri engelleyeceğim. Buradan geçip Suriye topraklarında eylem yapamayacaklar dedi. Tamam dedi Suriye. Karşı tarafta kendisi mevzilendi. Bu tarafta Türkiye araya girdi. Buradan geçtiler. Hepsi buradan geçerek yani, Halep'e yani, doğru olduğu bölgeden Türkiye'nin garantör olarak bulunduğu noktadan geçtiler. Yani Türkiye burada ihanet etti anlaşmayı. Anlaşmanın dışına çıktı. Zaten bütün yabancı ajanslara bakıyorum Türkiye destekli. Şimdi birinci diye. Grup bu. Bir de başka bir grup var. Aynı şekilde Türkiye'nin yani Türkiye demeyelim AKP iktidarının maaşını ödediği, donattığı, eğittiği ÖSÖ dediğimiz yani şimdi Öyle Milli Suriye Ordusu diye de başbakan vesaire gibi uydurma devlet yapılanması varmış gibi de sunduğu bir yapılanma var. Bunlar da aynı. Bunların içinde tek tek tanıdığımız insanlar var. Suriye'de neler yapmışlar, aynı katliamları işte biz 10 yıl bunu anlattık.
Yusuf Baldır kimdir, Tarık Şok'ta kimdir, Eysem Topalca kimdir? Bunların oluşturduğu değişik küçük küçük grupları yan yana getirdiler. Bunları eğittiler. Türkmen grupları da var içinde. 2 tane, 3 tane Türkmen grubu da var. Ve pardon, Arap ve Türkmenlerden oluşan bir yapılanma özü. Ve içerisinde de yabancılar var. Libyalı var, Mısırlı var, Sudanlı var, Somalili var. Aynı şekilde HTŞ denilen cihatçı yapılanmanın içerisinde de Suriyelilerin dışındaki %60 oranında yabancı var. Yani Suriye Milli Ordusu'nun içerisinde de yabancı cihatçılar var. HTŞ denilen yapının içerisinde de yabancı cihatçılar var. Bunlara bir çağrı yapıldı. Suriye'de 2011 yılında emperyalist ve gerici saldırı başladığında dediler ki gelin burada şeriat devleti kurun, hilafet kurun dediler. Dünyanın her yerinden geldiler bunlar. Uygur Türkleri var orada, 8-10 bin kişi. 5 bin silahlı gücü var. Cısır şuguldalar bunlar. Daha yani dünyanın Japonlar var, bilmem neler var. Yani şeriata inanmış, şeriat devleti. Cezayir'den gelenler var, Fransa'dan gelenler var onların içerisinde. Ve ben Şam cezaevinde El-Kaidecilerle röportaj yaptığımda bu değişik şeyleri gördüm. Değişik ülkelerden gelen El-Kaidecileri. Yani bunların tamamı geldiler ve bizim arkasında durduğumuz şakşaklayarak işte Halep'i fethetti deyip Halep Kalesi'ne Türk bayrağı astı dediğimiz yapı bu. Ve girdiklerinden beri de katliamlar yapıyorlar. Ermeniler, bak Halep şeydir. Ermenilerin yoğun yaşadığı, Süryanilerin yoğun yaşadığı, Hristiyan Arapların yoğun yaşadığı bir bölgedir. Ve Ermeni bilim adamlarından başladılar katletmeye. Hatta Halep'in girişindeki askeri okulda şu an 600 öğrenci, bunun 400 tanesi kız, askeri öğrenci kayıp. İletişim kurulamıyor. Bunların esir alındığı ya da işte saldırıya uğradığı, katledildiği, tecavüze uğradığı dair bir sürü haberler geliyor. Yani ciddi bir vahşet yaşanıyor o bölgede. Ki bilirsiniz Halep bölge için çok önemli bir kenttir. Halep 3000 yıllık bir kenttir. Yani İpek yolunun üzerinde bulunur. Ve uzun süredir, 3000 yıldır neredeyse yaşamın aksaksız sürdüğü bir kenttir. Sürekli yaşam olmuştur Halep'te. Bir sürü tarihi eser vardır. Yani her binada bir tarih vardır Halep'te. Dünya açısından da, dünya uygarlığı açısından önemli bir kenttir. Burada bunlar var şu an. Burada şunlar evet, var. Şimdi peki bu HTŞ dediğimiz, denilen ve işte senin de söylediğin gibi normalde işte Milli Ordu yerine ÖSO'yu kullansak belki daha ismini değiştirdi. Sonuçta bunların operasyonunu bir şekilde destekleyen dış güçler var. Çünkü bu kadar kolay Halep'i geçmeleri, İdlib'den çıkmaları, Türk askerlerinin olduğu bölgeyi de geçmeleri kolay değil. Sonuçta zaten bütün ajanslar Türkiye destekli ya da işte iktidar destekli, aslında öyle demek lazım, destekli olduğunu da söylüyorlar. Ne amaçlanıyor? AKP destekliden öte... Bence AKP'nin yönlendirip biçimlendirdiği bir şey. Mesela Terri Fat'a girdi deniyor. Terri Fat'a giren ÖSO'cular, yani bu derme çatma oluşturulmuş yapı, çatışmasız giriyor. Tabii. Terri Fat'taki Kürt örgütleri çekiliyorlar. Çatışmasız olarak Terri Fat'a giriyor. Ki Terri Fat önemlidir, Afrin'in dibindedir hemen. Suriye ile omuz omuz olan bir bölgedir. Suriye askerlerinin bulunduğu bölgeyle. Oraya giriyor. Yani bakıyorsunuz birçok yerde mesela... Kürt mahalleleri var Halep'te. Orada çatışma çıkmıyor. İlk başlık Maksut gibi mahalleler var. Çatışma çıkmıyor. Ablukaya alınıyor. Şimdi oralar boşaltıyor PYD'de ve geri çekiliyor. Yani bu tüm hareketlerin dinamiğini izlediğimizde bir ABD destekli, ABD'nin her ne kadar biz yokuz diyeceğiz, ABD destekli olduğu açık bir. İki, Türkiye'nin organizatörlüğünü yaptığı, daha doğrusu AKP iktidarının organizatörlüğünü yaptığı çok açık, başka türlü adım atmaları imkanı değildi. Bizzat. Peki şunu söylüyor. Sorayım ben. Şu 2 gündür İdlib operasyonu sürüyor. İdlib havadan vuruluyor. Ciddi ciddi bombalanıyor. Ve diyelim ki İdlib'e kara harekatı ki başladığı haberleri geliyor. İdlib Türkiye sınırına şey girdi. Rusya ordusuyla İran ve Suriye ordusu girdi. Türkiye ile bağlantısı kesildi bu güçlerin. Bu güçler ne olacak orada? Nereye gidecekler, ne yapacaklar? Peki bu güçlerin arkasında olan AKP iktidarı ne yapacak o zaman? O zaman diyor ki ne bunlara, o zaman siz öldürün. Yani ben yok edemedim, siz öldürün demek gibi sonuç çıkacak orada. Evet. Yani bölgede birçok insanın planı var, birçok kesimin planı var. Ve plan da oradaki yaşayan halkın yaşamı pahasına oluyor. Hı hı. Yeni yeni bir süreç, bence ikinci
vesayet savaşı mı? Bence yeni başladı. Aslında gibi. Gazze'de başlayan ama burada devam eden bir süreçten söz ediyoruz. Bu ikinci aşama olarak adlandırıyor herkes. Peki Esad dedi ki terörün dedi anladığı tek dil güç kullanımıdır dedi. Biz dedi onları yeneceğiz. Şimdi Esad Rusya ile bağlantılı olarak bir operasyon düşünüyor. Esad'ın hatta Rusya'ya gittikten sonra geri dönmeyeceği, Şam'da bir darbe olduğuna yönelik de birçok haberler çıktı ama asla astarı yoktu bütün bunların. Sayın İlle, bu süreçte deformasyonun ne kadar önemli olduğunu gördük. İlk gün bir bombardıman yaptılar. Sanki patır kütür giriliyor, herkes kaçıyor, giriyor falan. Ve bundan etkilenenler çok fazla oldu. O zaman da işte yaptığımız açıklamalarda bu böyle değil ya, bu yalan yanlış şeyler. Eski görüntüler kullanıldı işte, Halep'teki görüntüler, Şam'daki görüntüler vesaireyle. Ben dedim şimdi birazdan şey açıklaması yapılacak. Esad öldü ya da Rusya'ya kaçtı açıklaması. Ya o, bizim o oldu. Oldu. O da oldu ve bizim ciddi diye gördüğümüz, sandığımız kimi kurumlar yaptı bunu. Kurumlara ait yayın organları yaptı. Esad kaçtı. Esad'a suikast yapıldı. Şam'da silah sesleri geliyor. Şam'da darbe ya, oldu. Şam'da bana resim atıyor arkadaşlar orada. Resim değil, canlı bağlantıda görüntüler. Ya burada bir şey yok. Bu sizinkiler ne kadar yalancı diyor. Utanıyorsun. Yani kendi içinde yer aldığın basın adına utanıyorsun. Uyduruyorlar, yapıyorlar ve oradan gelen o uyduruk şeyleri ciddiymiş gibi alıp kendi kanallarında kullanıyorlar. Heyeti Tahrir-i Şam denilen yapılanmanın neredeyse yani masum bir parti olduğuna inandıracaklar millete ya. Ya öyle bir yapı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü ve çok 2018'de vahşi bir örgütlenmedi. Türkiye'de bunu imzaladı. Ben yayınlayabilsek bende kestikleri çok kafa görüntüleri vardır. Aman. Yani şey gibidir, bir de acımasız bir örgütlenmedir. Kendinden olmayan herkesi düşman kabul eder ve gerilla savaşını en iyi veren örgütlerden, cihatçı örgütlerden biridir. Askeri olarak yetişmiş bir yapılanmadır ve dünyanın her yerinden katılanlar vardır o yapılanmaya. Biz de şey gibi kucaklayacağız. Ya ne ya, HTŞ'e gitmiş. Yapmayın arkadaşlar. Yani o, Türkiye'de bile olsa o güç o haliyle girmiş olsa ilk kentine rahatlıkla girer. Çok ciddi bir askeri bir donanımla giriyorlar. Ve bu kadarı, bunu nereden edindikleri soru işareti ki Türkiye'nin dışında edinme şansları yok. 200 tane drone edindikleri, nereden alıyorlar bu drone'ları? Zaten tamamen suçlamalar o şekilde. Peki Halep'in kuzeyinde 200 bin dolayında Suriyeli Kürt'ün de bir şekilde etrafını sarıldığı söyleniyor bu gruplar tarafından. Bunlar da dezenformasyon mu? Yani Şeyh Mahsud Mahallesi'nden bahsediyor. Orada bir mahallede, hatta iki mahallede Kürtlerin yaşadığı, yoğun yaşadığı mahalleler var. Bunlara tahliye ediliyor dün akşamdan beri. Tahliyeye de şeyi Nusra cephesi refakat ediyormuş. Boşaltıldığı söyleniyor. Çatışma yok. Çatışma çıkmıyor. Yani Kürtler henüz şeylerle çatışmış değil. Kürt güçleri, yani PYD denilen Kürtlerin oluşturduğu silahlı güçler henüz şeyle çatışmış değil hiçbir yerde. Çatıştı, etti, bilmem ne türü haberler çıkıyor. Çok önceye ait görüntülerle veriliyor bu. Henüz çatıştığı yok. Orayı boşaltıyorlar. Ama Kürt gruplar orayı boşaltıp daha çekilecekler daha herhalde. Güvenlikli yerlere geçiyor. Daha güvenli dediği şey kendi bölgesi. Kendi bölgeleri. Membiç'ten gerisine çekecekler. Hı. İşte orası kendi ABD askerleriyle korunan bölge olduğu için de kimse o bölgeye yaraşmıyor şimdilik. Şimdi o bölge ABD askerleri tarafından korunuyor ve büyük bir ihtimalle orada işte bir özerk bir bölge haline getirilecek bir bölgeden söz ediliyor. Şimdi o PYD'yi başlı başına konuşmak gerek. Yani Amerika'da emperyalizminin özgürlük verdiği bir halk var mıdır tarihte? Yarattığı bir özerk bölge var mıdır tarihte ki oraya özerk bir bölge versin, halkın yanında olsun, halkın özgürlüklerini savunsun? ABD'nin derdi orada başkadır. Orada İsrail'in varlığını güvence altına alacak ikinci bir askeri üs kurmaya çalışıyor. Evet. Ve bunu da şu ana kadar başardı ama orada kalıcı olamayacağını da biliyor. Nasıl ki Afganistan'da kalıcı olamadı, Irak'ta kalıcı olamadı, Orta Doğu coğrafyasında Amerika bir türlü kalıcı olamıyor, olmak da istemiyor zaten. Orada işte oraları karıştıracak, çomağa sokacak, milleti birbirine düşürecek ve geri çekilecek. Sonrasında bakıyor. Yani silah da satıyor her tarafa. İşini yürütüyor. Ticaretini de yapıyor bu arada. Tabii. Petrolünü aldı yani. Çünkü yani yandaş basının bu konuya nasıl baktığını biraz önce gösterdik. Aslında bir kez daha gösterelim. Hem Yeni Şafak hem de Sabah Gazetesi'nin manşetleri. Orada bir zafer havası varmış gibi bir söylem var. Türkiye'de de Zeynel'ciğim yani... Çok utanıyorum ben burada. Yani orada olanlardan Türkiye'deki İslami kesim lokum dağıtıyor şeyde.
Ya niye dağıtıyorsunuz arkadaşım siz bu dokumu? Yani şeriat istiyorsanız çıkın açıkça, biz şeriat istiyoruz. Hilafetten yana izleyin. Biz bilelim ki bunlar cumhuriyet istemiyorlar. Cumhuriyette yaşamak istemiyorlar. Cumhuriyet rejimine karşılar diye ona göre biçim alalım. Hem cumhuriyette yaşayacaksınız, hem cumhuriyetin nimetlerinden faydalanacaksınız. Hem de hilafet yanlılarının bir adımından dolayı lokum dağıtacaksınız. Bu ikiyüzlülüktür. Ve ben hakikaten utanıyorum. Yazıyorlar da bana. İşte ya orada, orası Halep toprakları binlerce yıldır Şam devletine aittir. Oraya Türk bayrağı asıp da 82. vilayet deyince neyinizi okşamış oluyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kaç gün kalacak o bayrak orada? Göreceğiz, sürece hep beraber izleyeceğiz. Öyle bir şey. Peki şimdi bu nereye kadar gidecek sence bu gruplar, bu terör grupları bir şekilde Hama'ya kadar ulaştı? Hama'da durdu. Hama'nın girişinde durdu. Aha. Hatta Hama düştü falan filan. Hama çevresini sardıkları. Yok. Deniyor. Yani Hama Suriye ordusu özel birlikleriyle Hama'da kontrolü sağladılar. Hama şu an çatışma noktası. Ve dün ilk saldırdıklarında ele geçirdikleri 7 köyü tekrardan aldıkları dün itibariyle, akşam itibariyle bilgisi var bizde ve geriliyorlar. Onlar geri çekiyorlar. Suriye ordusu ilerliyor. Öyle bir noktada şu an Hama'da çatışmalar. Zaten Zeynel Bey, Hama'yı geçtiklerindeki durum daha riskli. Humus var, Laskiye var. Pardon, çok özür dilerim Ömer. Şimdi biraz önce son dakika bilgisiyle arkadaşlarım duyurdu. Biliyorsun Erdoğan'ı protesto etmişlerdi İsrail'e ticaret yapılıyor diye. 9 kişinin tutuklama talebiyle hakime sevk edilmişti. Tutuklama kararı çıkmış. İsrail'e ticaret yapılmasını eleştirenler tutuklandı. Böyle bir bunu beklediğimiz bir şey var. Bu AKP iktidarı gider ayak çok sertleşecek. Bu görünüyor yani, bu fotoğraf ortada. Önümüzdeki günlerde daha hiç olmadık şeyler duyacağız. Belki dışarıda da operasyonlara başlayacak. Aynı şekilde sertliğini dışarıya da içeriye de yansıtacak. Artık tek kelime edemeyeceğiz noktaya da gelebiliriz. Bunu da uyarmak gerek insanları. Ve bu gittiğinin delaleti. Yani gider ayak yapılan bir hukuksuzluk. Yani nasıl mahrum ki içeride. Yani attığı bir tweet yüzünden, yani Türkiye'de tanınmış yaptığı şeyler ortada olan bir insanı içeri attılar yani. 5 yılın altında ceza alma ihtimal olmayan suçlardan herkes dışarıda. Duyuyoruz işte, biri birini öldürüyor, 46 sabıkası var ve hala dışarıda, ama bu tür insanlar içeri atılıyor. Kötü. Şu anda bu tutuklanan 9 kişinin şu andaki o dönemdeki protestosunu gösteriyoruz. Erdoğan'ın bir konuşma yaptığı sırada hem dışarıda hem de içeride protesto yaptı ve İsrail'le ticareti durdur çağrısı yaptı ki bunların AKP'li oldukları da. Bir de son masumane bir şey ki bunlar İslami kesim yani. AKP'li mi değil mi bilmiyorum ama İslami kesim. Yani yoksa giremezler ki içeri, yani orada kimliklerine bakıyorlar, bilmem üstlerini arıyorlar o şekilde. Erdoğan'ın olduğu bölgeye nasıl gireceksin başka türlü? Biz gazeteci olarak yanaşamıyoruz yani. Biz giremiyoruz gazeteci olarak. Peki son olarak şunu sorayım. İran burada nasıl bir tutum alacak? Yani şimdi Tahran'ın da açıklamaları var. İran Dışişleri Bakanı da bugün Hakan Fidan'la görüştü. Hakan yapılan açıklamalar çok yüzeysel. Astana sürecine atıfta bulundu Hakan Fidan. İran'da işte toprak bütünlüğünün önemli olduğuna yönelik bir açıklama. Şimdi burada İran ve Rusya'nın tabii tutumu önemli. Türkiye başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız diyor zaten. Bu cümle hep geçerdi. Yani bunu derken zaman. Afrin'de Türk parasını dolaşıma sokuyor. Afrin'de millet bahçesi açıyor. Elbap'ta başka bir şey açıyor. Postane açıyor. Polis akademisi açıyor vesaire. Ama bu arada yine diyor biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Esad niye masaya oturmadı? Kardeşim önce işgal ettiğin topraklarından çık diyor. Şu an sen orada işgalcisin diyor. Ben seni çağırmadım. Sen geldin bunu yaptın diyor. Şimdi İran'da sabah şeydeydi İran Dışişleri Bakanı. Suriye'den geldi. Esad'la görüşmeden geldi. Bugün de Erdoğan'la görüşecek. Bir iletişim ağı kurulmaya çalışıyor sanıyorum. Bu iletişimde de bir masaya, benim beklentim o, bir masaya oturulacak. Yani herkes Erdoğan'a şunu diyordur yani, biz sana güvendik. Sen orada dedin ki ne, işte ben garantörüm, bunlar bu tarafa geçmeyecek diye. İdlib operasyonu yapılmadı. İdlib'e kaç defa operasyon için hamle yapıldı, Türkiye durdur her seferinde. Bak senin korudukların, kolladıkların bunu yapıyorlar. Bu aşamada ne yapacağız diye bir soruyla masaya gelecekler sanıyorum. Ben kısa sürede bu sorunun böyle çözülebilecek sorun olduğunu düşünmüyorum. Vekalet savaşlarının bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Orta Doğu'da dengelerin bu çatışmaların sonucunda
gerçek yerini bulacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Ömer Ben Ödemiş. Teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde çok hareketli, dışarıda dış cephe ve iç cephede çok hareketli günler bizi bekliyor. Bir haber kanalı olarak da tabii çok yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Bu arada Trump'ın, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın resmi yemin törenine terör örgütü